Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Güneşli güzel bir İzmir gününden herkese merhaba. Zaten çok bir kış yaşamıyoruz artık biliyorsunuz. İşten çıktım, bahçeye geldim bugün de. Hayvanları salacağım, biraz gezdireceğim. Yumurtaları toplayacağız. Yine böyle klasik bir rutin işleri yapıp bunları da size göstermek istedim. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Yine bir hasta oldum ben. Bir ay içinde bu ikinci hastalığa yakalanışım. Sıkıldım artık bu durumdan da. İnşallah bir daha yakalanmayız. Kış da bitiyor artık, yaza giriyoruz. Ha, yapacak bir şey yok yani. Sesim biraz gitti o yüzden. Kusura bakmayın. Hemen video başlamadan önce yine klasik hatırlatmamı yapayım ben. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve yorum atabilirsiniz. Emoji bile atsanız yeterli, fark etmez. Herhangi bir yorum atın yeter. Destekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Sağ olsunlar, böyle düzenli destekçilerim var, yorum yazanlar var. Yorum yazanlar için de Allah razı olsun arkadaşlar. Yani beni daha da çok heveslendiriyorsunuz bu işe. Daha da böyle yapasım geliyor. Diğer türlü insanın biraz hevesi kaçabiliyor. Şimdi yavaştan gidelim. Şeyleri açalım. Hayvanları bir açalım, gezdirelim. Biliyorsunuz makineye bir yumurta attık. Yaklaşık 120 tane. 90 tane astrolog. Bir 30 tane falan da brahma attık. İsteyen arkadaşlar oluyor. Brahma'dan da isteyenler bayağı var. Zaten attığım brahmalar %90 gitti onlar. İsteyenler şimdiden ayırtıyor, öyle söyleyeyim. Brahmaları da popo kısmındaki tüyleri kestik biliyorsunuz. Ondan sonra dolu çıkmaya başladı yumurtalar. Zaten biliyordum ondan boş çıktığını ben. Ama tabii biz başta unutmuştuk onları kesmeyi. Bir baktık yumurtaların hepsi boş çıktı. Hatta bir arkadaş da sormuş tüyleri kesmek ne demek diye. Şöyle söyleyeyim arkadaşım. Popo kısımdaki tüyleri kesiyoruz ki, bunlar çünkü çok tüylü hayvanlar brahmalar. Popo kısımdaki tüyleri kesiyoruz çünkü horoz çiftleşirken eşleşme tam olmuyor tüylerden dolayı. Yani döllenme olmuyor, yumurtalarda boş çıkıyor. O yüzden çok tüylü hayvanlarda popo kısımlarındaki tüyleri kesiyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne oluyor? Yumurtaların dolu oranı çoğalıyor. Sıkıntı olmuyor. Hatta cüce koşinleri de keseceğiz yakında. Biraz daha zamanı var onların. Biraz daha hepsi yumurtlamaya başlasın. Makineye koymaya başladıktan sonra onları da keseceğiz. Bu şekilde böyle bütün bilgilerimi size aktarmaya çalışıyorum. Tabii bu işte bu konuda ben %100 her şeyi biliyorum diyemem. Bunu kimse diyemez. Öyle bir şey taslamıyorum. Asla aklınıza böyle bir şey gelmesin. Benim bilmediklerimi de yoruma siz yazıyorsunuz. Ben de sizden öğreniyorum. Bilgi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Ben bildiklerimi tane tane size her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Az çok da ufak tefek bilgilerim var. Hobi tavukçuluğunu ben 2 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Az çok bilgim var yani. Bu şekilde şimdi bir hayvanları salalım hadi. Şöyle bir brahmalarımızdan başlayalım. Bak bak, kapıya vuruyorlar. Bak bak, kapıya vuruyor. Yukarı atlıyor, bak bak. Heyecandan ne yapacağını şaşırdı bak. Horoz yukarı atladı. Geri aşağı indi. Ya tamam tamam, hadi çık. Hadi çık. Kafayı yiyorlar ya, var ya, benim sesimi duymasınlar. Bu hafta sonu da burayı bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Bizim astrolopların, büyük astrolopların kümesi. Burayı temizleyeceğiz. Bayağı talaştan eser kalmamış. Alt tarafı kuru ama talaştan pek bir şey kalmamış. Hafta sonu da buraya bakacağız. Evet, yem biraz azalmış. Yumurtalara bir bakalım. Biliyorsunuz 2 günde bir geliyoruz. Oo, güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Maşallah maşallah. Şöyle bir birleştirelim yumurtaları bir ya. Bir çekim yapalım, şöyle güzel alalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu da yeni başlamış herhalde. 11 tane yumurtamız var. Büyük astrologlarda, çok güzel. Geçen gün 7 tane veya 8 tane almıştım 2 günlük yumurta. Şu an 11 tane aldık arkadaşlar. Verim günden güne artıyor. Neden? Havalar güzelleşti. Artık başlamayan, yumurta yapmayan hayvanlar da başlamaya başladılar. Yumurta yapmayan hayvanlar da başladı arkadaşlar. O yüzden verim günden güne artıyor. Hadi siz de çıkın bakayım. Bizim ufaklıklar. Sen çıkma. Sen çıkma birader. Sen bir kuyrukları düzelt. Heh, çok güzel. Kuyruklar bakın çıkmaya başlamış tekrardan. Biraz daha düzelsin. Kuyruklar tamamen çıksın arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle yavaş yavaş dışarı salacağız. Yani brahmaları dışarı saldığımızda bunu da salacağız. Yavaş yavaş alıştıracağız. Hemen koymayacağız kafeslerine. Öncekini de hemen koymuştuk. Kızım. Öncekini de hemen koymuştuk. Tabii tekrardan tüylerini yediler. Ama şu an koyarsak yine yerler. Çünkü orada tüy olmadığı belli.
tüyü eksik olduğu belli daha doğrusu. Bunu da hayvanlar anlıyor. Hemen böyle ısırmaya, yemeye başlıyorlar. Ben niye burayı açtım ki ya? Diğer taraf açsaydım ya. Bende de alışkanlık olmuş. Bu arada sesim de çok çıkmıyor, kusura bakmayın. İşte hastalıktan dolayı ses falan gitti, boğazlar gitti. Alışkanlık olmuş, hep gidiyorum oraya açıyorum. Şöyle bir bakalım. Ana, bir taneyi kırmışlar yine ya. Bu olmadı ama bak. Bu hiç olmadı. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak bugün büyüklerde verim çok güzel. Ama ufaklarda pek verim yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Genelde 10 tane falan alıyorduk bunlardan. Bir taneyi de kırmışlar, 8 tane. Niye kırdınız? Niye böyle bir şey yaptınız gençler? İlla otomatik folluk mu koyalım size de? Olmazsa bir otomatik folluk da koyacağız bunlara ya. Ya bunlar şeyden de kırılıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi horoz 3 tane olduğu için içeride biraz rahat durmuyorlar. Hep böyle tartışma var. Birbirini kovalıyorlar falan. Ondan da kırılıyor olabilir. Bu neden? Sümüklü böcek ne arıyor burada? O yüzden kırıyor olabilirler. Yemler de bitmiş. Yemleri de dolduralım. Bizim cüceleri de salalım bakalım. Hadi gençler. Hadi kızlar çıkın bakalım. Go go go. Bunlara da çok soran var arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar da yeni başladı yumurtaya, biliyorsunuz. Geçen horozun eşleştiğini de gördüm. Bu hafta sonu tüylerini kesiyorum bunların artık. Eşleşmeler başladı çünkü. Makineye yavaştan atabiliriz. Ulan ne yapıyorsun? Kafamı atladın. Dengesiz. Bak nasıl çağırıyor tavukları. İyi horoz. Yeni horozumuz çok iyi anlaştı tavuklarla. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel anlaşıyorlar. Dur bakayım bir. Şöyle bir yumurtalarına bakalım bunların da. Bir tane yine dışarı yapmışlar. Cüce koşinler. Bir tane dışarıda var. Evet. Başka var mı? Yok. Talaş doldurmuşlar için, o yüzden akmamış. Şu an 3 tane yumurtamız var cüce koşinde de. Bunları da bugün alırız. Dediğim gibi hafta sonunda tüyleri keseriz. Sonra 7-8 gün sonra da ne yaparız? Bunları da makineye koyarız. Bakın ne kadar tüylü hayvanlar, görüyor musunuz? Çok tüylü oldukları için eşleşmelerde sıkıntı oluyor. Yumurtalar boş çıkıyor, dölsüz oluyor yani. O yüzden arka popo kısmındaki tüyleri biraz kesiyoruz ki yumurtalar boş çıkmasın diye arkadaşlar. Cüce koşinlerimizi de saldık. Onlar da biraz gezinsinler böyle, stres atsınlar. Gelelim şimdi buraya. Buradaki kapıyı da kapatalım. Zaten astropları biliyorsunuz. Onlar maşallah dışarıda böyle yayılımda. Gezen tavuk çiftliği gibi olduk. Akşama kadar böyle gezecekler. Hava kararına kadar. Bakın böyle giriyorlar. Orada yeşillikler var, çimler var. Görüyorsunuz onları yiyorlar. Burada böyle hep geziyorlar. Güzelce stres atıyorlar astroplarımız. Verimler de o yüzden biraz daha yüksek oluyor arkadaşlar. Burayı kapatalım. Şimdi bramaları açayım ben. Yoksa kapıyı kıracaklar yine her zamanki gibi. Bakın. Bakın. Kapıyı kıracaklar neredeyse. Sesimi duydular ya. Gel gel çık. Allah Allah Allah. Vallahi bana saldıracaklar neredeyse ha. Kızlar bak, bunları güzelce kapatmam lazım. Buraya alıştı bunlar. Bahçeye girip duruyorlar. Şöyle çapraz yapalım bunu aynı. Açamasınlar. Kızlar ne haber? Sana demedim lan. Tamam bakma öyle. Kızlar deyince bir böyle ters ters baktı bana. Helal lan sana. Artistliğini yaptın yine. Bak bak, bunda çiftleşmekten tüyler ne hale gelmiş ya. Tüyler iyi olmuş. Dediğim gibi cüce koşinlerin tüyleri, popo kuyulusundaki tüyleri kesince bunları da tekrar daha bir elden geçireceğim yine. Bir de horozun da kesmemiştim. Horozun da tüylerini keseceğim. O da eksikti arkadaşlar. Diğerleri de biraz daha temizlik yapacağız. Bakalım. Bunları da elden geçireceğiz. Hepsini bir elden geçireceğim yani. Bunların da tüylerini biraz daha alacağım. Tam o gün ince ayrıntılı kesmemiştim.
Çünkü her yerin tüyü oluyor. Hepsini birden çıkartıp üstündekileri makineye atmam lazım. Yani bu tüyler yapışıyor bir de üstümüze. Maşallah. Yani şu an porselen ve blue porselen brahmalarımız var burada. Ama efsane renklerde alıyoruz gördüğünüz gibi. Yani bunlar benim 2 yıllık çalışmalarım sonucu aldığım şu desenler. Bakın arkadaşlar. Şu rengi, şu deseni kolay alamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Kız. Şu rengi, bu deseni kolaylıkla elde edemiyorsunuz arkadaşlar. 2 yıldır uğraşıyorum ben bu deseni almak için. Maşallah diyelim. 2 yıllık uğraş var burada yani. İnşallah bunlardan da bayağı bir üreteceğiz bu sezon, bu dönem. Bak alıştı ya oraya girmeye. Hemen nasıl gidiyor. Çakal seni. Bunlar biraz gezinmeye devam etsin arkadaşlar. Birazdan videoya devam edip yumurtalarımızı da toplarız hep beraber. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı da bir toplayalım. Hava kararmadan. Sonra biraz görüntü, video kalitesi düşüyor bayağı bir. Brahmalardan başlayalım. Biraz önce brahmaları göstermemiştim. 2, 4, 6 tane yumurta yapmış brahmalar. Bunları göstermeyi unutmuştum ben size. Şöyle yazalım. Brahma diye. Belli olsun. Bunları da bütün talaş atmışlar dışarıya. Bu talaşı da toplayıp birazdan atacağız içeriye tekrardan. Şöyle girelim astronotların kümesine. Burada biraz karanlık ama idare edeyim, flaş açmayı unuttum. Şöyle toplam yumurtayı sayacağım ben. 2, 4, 6 tane brahmadan var arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane yumurtamız oldu. Abi bir tane daha varmış burada. Görmemişim. 18. Toplam 18 adet yumurta oldu burada. 6'sı brahmaların zaten. Yani bu ne demek oluyor? 12 tanesi bizim büyük astroropların. 2 günde 12 yumurta. Bu ne demek oluyor? Maşallah hepsi başlamış demek oluyor arkadaşlar. Toplam 18 yumurtamız buradan oldu. 12 astrolop, 6 tane brahma. Ey maşallah. Dedim ya, hepsi başlayacak zamanla. 18 yumurta. Buradan da alalım yarkalarınkinde. 18'de. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 yumurta toplamda arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım, altlarda falan yumurta kalmasın. Bakalım. Evet, yok. Tamamdır. Bu da tamam. Toplam 25 yumurtamızı aldık. Şimdi bir de cüce koşinlerde vardı sanırım. Onu da alalım. 26 27 28. C'ye yazalım bunlara da. Karıştırmayalım. Gerçi karışmaz. Bunlar ufacık da. 25'te 26, 27, 28. Yani günden güne yumurta sayımız artıyor. 2 günde bir topluyorum yumurtaları biliyorsunuz. 2 günde 28 yumurta almış olduk. Bakın bu kova önceden 2 günlük yumurtalar yarısına kadar anca geliyordu. Artık neredeyse kova dolmaya başladı. Belki de almayacak yani şuradan. Bundan bir ay sonra bu kova almaz bunları. Çünkü cüce koşinlerin daha zaten 1-2 tanesi yapıyor. Hepsi başlamadı. Bugünlük de nasibimiz buymuş. 2 günlük 28 tane. Allah bereket versin.
diyelim, maşallah diyelim, nazar değmesin. Güzel yani, astronotlar neredeyse 2 günde 20 tane yumurta yapıyor şu an. 2 günde 20 yumurta yapıyor. 4 günde 40 yumurta yapar arkadaşlar. Siz oradan girmeyin ama, siz oradan çıkın. Burada bir şey konuşuyoruz, bir şey anlatıyoruz değil mi? Hemen fırsattan istifade çık. Şşt. Çık. Çık. Çık lan. Yolu bulamadı. Şşt. 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 Salak yolu bulamadı ha, tamam. Ortalaması 22 günlük astrolop yumurtası. Bu 4 günde 40 yumurta yapar. 6 günde de 60 yumurta yapar. Yani bir haftada 60 yumurta alıyoruz şu an astroloplardan. Makinemiz zaten bizim 180'lik. Fazla fazla dolduruyor makineyi şu an yumurtalar. Hatta büyük ihtimalle ben bu eski makinem vardı, servo biliyorsunuz. O eski makinamı, servo kuluçka makinesini çalıştıracağım büyük ihtimalle. Çalıştırmayı düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz daha önceden söylemiştim. Yeni ırklar alacağız, yumurta çıkaracağız. Büyüteceğiz kendimize, seneye anaç yapacağız. Onlar da gelecek yakında. Çok az kaldı, sabredin. Soranlar oluyor ama sürpriz. 2-3 ırk olacak gelen. Yumurta olarak gelecek, çıkartacağız arkadaşlar. Onlar da gelecek. Bu sefer makine dolu zaten. Nereye koyacağız? Servoya atarız. Sıkıntı yok. Yani makineyi çiftleyeceğiz. Diğerini de çalıştıracağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Şu an güzel yumurtalarımız fazla fazla. Maşallah diyelim. Siparişler oldukça güzel. Zor yetişiyorum şu an, yani öyle söyleyeyim. Tam sezondayız şu an. Yani civciv besleme, civciv çıkarma sezonu. Çünkü havalar ısınmaya başladı. Yani bu saatten sonra çok bir civciv kafesine ihtiyacı kalmıyor civcivlerin. Ama kışın tabii öyle değil. Kışın bir aylık olana kadar civciv kafesine bakmanız lazım. Ama 2 haftalık, 3 haftalığı oldu mu hop civcivleri dışarıda da beslenebilir. Tabii rüzgar almayacak şekilde olması lazım. Havalar güzel diye dışarı atarsanız rüzgar çarpar hayvanlara, ölürler yine. Ama havalar güzelleşti, artık civciv alma sezonu, civciv çıkarma sezonu başladı. En güzel civcivler şimdi çıkan civcivlerdir. Kışın çıkan civcivlerdir arkadaşlar. Kışın imkan yoksa şu anki çıkan civcivlerdir. Bu Mart, Nisan, Mayıs. Bu 3 aya dikkat edin arkadaşlar. Civciv alacaksanız Mart, Nisan, Mayıs'ta alın ki kışa hazırlıklı girsin. Tavsiyelerim bunlar. Bunlara dikkat edin. Nevalelerinizi alalım. Evet arkadaşlar, biraz karnabahar yaprağı attım. Aşırı seviyorlar biliyorsunuz. Yalan ettiler zaten, hiç yaprak falan kalmadı. Bak hala parçalamaya çalışıyor sert yerlerini. Lan ne yapıyorsun manyak? Ana. Niye öyle bir şey yaptın sen? Niye tüyünü yoldun lan hayvanın? Manyak mısın oğlum sen? Sakat bu ya, sıkıntılı. Harbi sıkıntılı. Yaprakların canını okudular. Hatta astroplara da attım. Onlar da canını okumuş bayağı yaprakların, bakın. Şeyi kalmamış hatta. Sadece uç kısımları kalmış. Bak. Sert kısımları kalmış. Onu da yemeye çalışıyor. Hiçbir şey kalmamış. Bakalım cüce koşunları ne yapmış. Cüce koşunları da attım arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Bakın sadece bu sert kısmı kalıyor. Yapraklarını, hepsini yiyorlar. Bunlar daha tam yiyememiş hepsini. Bunlar da yemeye devam ediyor. Yiyin kızlarım, yiyin. Yiyin, siz bize lazımsınız. Bol bol yumurta bekliyorum sizden. Hadi bakalım. Kız, ne yapıyorsun? Parçalamaya mı çalışıyorsun? Tabii sert geldi değil mi? Aslında onlara böyle bir salata gibi dilimleyip yapsak güzel olacak. Ana, o tavuğa niye saldırıyor ya? Aynı tavuğa saldırıp duruyor şu. Allah Allah. Şu tavuğa saldırıyorlar. Şuna arkadaşlar. Şu tavuğa saldırdı diğeri de. Şimdi başkası da saldırdı, anlamadım. Onun bir sıkıntı mı var onda acaba? Yok, bir sıkıntı da yok. Garip. Çok garip. Allah, bu horozun mamuzları da aşırı uzamış ya. Onları kesmek lazım. Gösteremiyorum da tüyden. Onları bir ara halletmek lazım. Mamuzları bir kısaltmak lazım. Bir ara onu yapacağız inşallah.
Bak ya, şimdi buna saldırdı. Şu sıkıntılı bu. Şunda bir sıkıntı var. Bir psikolojik sorunları var onun. Çözmek lazım. Onun biraz psikolojik sorunları var. Selamun aleyküm. Ne habersiniz? Nasılsınız? İyisiniz? Lan sizi 8 ay bekledim be yumurta yapacaksınız diye. 8 ay. 8 ay bekledim sizi yumurta yapacaksınız diye. Bu hafta sonu da şu kapıyı yapacağım artık. Zor oluyor gerçekten. O kapıyı yapıp halletmemiz lazım. Tavuklar içeri kaçıp duruyor. Onu halledeceğim. Bu hafta sonu halledeceğim arkadaşlar. Artık onları halletmemiz lazım yavaştan. Evet, içeri girme vakti geldi gençler. Haydi içeri. Hadi bunu da sen ye. Al. Sokalım şuradan. Şunu da sen ye. Cüce koşunlardan kalmış. Götür. Al bakalım. Siz de içeri artık. Akşam hava kararmaya başladı. Saat 7'ye doğru geldi arkadaşlar. Bunları da içeri koyayım. Sonra ben de kaçayım evime. Daha eve gideceğim. Şu an çektiğim videoyla uğraşacağım. Keseceğim, biçeceğim. Oo, bir sürü iş var. Kolay değil arkadaşlar video çekmek, yayınlamak. Hele her iki günde bir falan yapmak zor. Ya şöyle zor. Her gün atanlar da var ama şöyle söyleyeyim. Video her gün atanlar sadece bu işi yapıyor yani. Hayvanları besliyor. Video işiyle uğraşıyorlar. Ama farklı bir işle çalışıp da hem hayvanlarla uğraşmak hem video atmak gerçekten yorucu ve zor. Kolay değil. Ya belki diyenleriniz vardır. Yapma kardeşim o zaman diye. Ben sevdiğim için yapıyorum. Yani zaten sevmesen bu iş asla yapılmaz. Bırak videoyu falan geçtim. Yani YouTube'a video atmayı geçtim. Şu hayvanlara bakması bile ölüm gibi gelir sevmeyen için, insan için. Bunun bokuydu, suyuydu, talaşıydı, yemiydi falan derken kimse uğraşamaz yani. Bunu sevmek gerekir. Her hobi için geçerli bu zaten. Sadece tavuk da değil. Her hobi için ilk önce sevmeniz lazım bu hobiyi. Abi okey. Siz takılın. Yumurtaya devam. Yedin mi lan? Vallahi canını okumuş. Al şurada bir tane daha var. Onu da atayım ben sana. Kıyamam ben sana. Götür. Ye bakalım. Burası tamam. Şunu açalım. Burayı açtık böyle. Hadi babacığım hadi içeri. Bu tarafa gelmek yok. Sabahtan beri. Yemeyeyim de şimdi hadi. Hakkınızı yemeyeyim. 2 saattir dışarıdasınız ama. Şşşt. Şşşt. Hadi babacığım. Şşşt. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacaksın yani? Şşt. Şşt. Horoz, gir içeri. Lan oğlum çık şuradan ya. Aman be. Bunların da kapılarını açalım. Hepsi yerlerine girsin. Suları, yemleri hepsini hallettik arkadaşlar. Yemlerini falan doldurduk. Bunlar zaten kapıya birikmiş yine. Lan manyak nereye gidiyorsun? Evet, Yaşar atlıyor. Yarışmacımız Yaşar. Atlayışını yapacak. Hop atladı. Yaşar. Yaşar helal olsun. Haydi gençler siz de içeri. Bak diğer horoz onları kovalıyor. Onlar giremiyor. Neyse ben bunları bir kapatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tavukları kapattım. Ben de birazdan evime kaçacağım. Hastayım bir de. Biraz dinleneyim. Hem dinlenirken biraz da video hazırlayayım size. Bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah daha da güzel videolarımız olacak. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her şeye ve herkese rağmen her zaman mutlu olun arkadaşlar.